Efendim tekrar merhaba. Başarı hikayelerinde Sayın Ahmet Zorlu'yu konuk ettik bugün. Ahmet Bey çok ilginç işleriniz var. Yani hepsi ilginç olabilir ama dikkatimi çeken büyük ve enteresan projeler. Bunlar da herhalde başarının altını besleyen unsurlar. Türk Hava Yolları ile bir proje yaptınız. Türksel ile bir proje yaptınız. Hemen detaylarına gireceğim. Ee, geçtiğimiz hafta e, LED e, aydınlatma sektörüne girdiğiniz bir Amerikalı ortakla açıkladınız. E, bütün bunlar hani biraz önce işte Raffles otel e, yani başkasının yaptığının aynısını yapmama e, perspektifinden mi bakmalıyım? Türk hava yolları ile 16 milyon TL sermayeli bir Türkbin, değil mi? E, bir Türk şirket. Bine. Evet, Türkbin'e diye bir şirket e, kurdunuz gaz türbünü ee, ve üstelik de siz anlatın aslında. Ben Şimdi esasında bizim zorlu e, enerjinin altında zorlu OEM diye kendi santrallarımızı kuran e, yine bir şirketimiz var. Orada e, arkadaşlarımız ayrı bu işi şey yapıyorlar. Benim böyle bir e, önüme proje getirdikleri için biz zaten bu santralların e, türbinlerin bakımını bugün e, Yunanistan'da, Türkiye'de hatta e, Hindistan'dan ondan sonra kuvvette biz bu şeyleri yapıyoruz. Bize Türk Hava Yolları'nın da burada tecrübesi var. Bu ikimizin tecrübesini birleştirerek böyle bir şirket kurduk ve 18,5 milyar dolar bu Orta Doğu'da böyle bir pazar var. Enteresan. Yani Bunun bakım ve onarım için ki Böyle bir şey. ileride inşallah bu büyüyecek bir şirkettir. Biz bunun yüzde otuzunu alsak, beş milyar, yüzde yirmisini alsak, üç buçuk milyar dolarlık bir, bir ciro şey. demektir. Yani e, onun için benim önüme getirdikleri vakitte ilerisinde gördüğüm vakit tabii bu uzun vadeli, bu üç dört sene, beş sene içerisinde bu yani buralara ulaşabilir. Ve e, bugün bu uçaklar biliyorsunuz şey e, uçak motorlarıdır bunlar, evet. yani, türbinler. Enerji üretilen gaz türbinleri ve böyle bir şey karşıma geldiği için baktım enteresan bir şey ee, ve biz enerjide de bir faaliyet gösteriyoruz kendi türündennden bizde zaten diye. bugün mesela e, belki o enerjinin yatırımları gelecek ama bizim Rusya'da e, efendim. Ee, İsrail'de e, enerji türbinlerinde aynı santrallar elektrik üretiyoruz. Şimdi kendi bünyemizde zaten 60-70 tane e, san, şey var, var, türbin var. Kendi bunların bakın biz bunu daha edinilmiş tecrübelerini daha bile büyütmek ve Türk Hava Yolları'nda bunun da e, tecrübesi var. İkimizin tecrübesini birleştirerek böyle bir şirketi büyütmek. Peki arkadaşlar getirdi dediniz. Tabii ki çok başarılı bir fikir. Karar ama kararı siz veriyorsunuz. Karar almak aslında başarının çok temel e, taşlarından bir tanesi. Hızlı mı karar alırsınız? Ne yaparsınız? Bizim karar en önemli, süreciniz? bakın zorlu grubun en önemli şeyi e, hızlı karar almaktır. E, hızlı karar alamazsanız korkak ve ne onarmış ne donarmış. Ve bugüne <laughs> kadar e, biz bugün zorlu grubu geçmişine baktığımız vakit 58 sene işte inşallah 2013'te e, 60. yılımızı kutlayacağız. Ee, son e, 35 yılda çok şeyler yapmış. Ülkede çok yenilikler yapmış. Biz bakın bu ülkede ihracatın %5'ini yapıyorduk. Ee, 2000 1998 98, 99 2000'li yıllarında 7 sene Türkiye'de ilk ihracat liderliğini kimseyi kaptırmamıştır. Bugün yine de bakın Türkiye'de en büyük ihracatçılardan bir, tanesi. bir tanesiyiz biz. Bugün yaptığımız şey belli, otomotiv sanayi girdi. Tabi burada bir e, petrokimya falan var. Evet. Ama karar almaya dönersem eğer evet. kararı son sonsiz veriyorsunuz ve dolayısıyla Yok, ortak, yani, akıl, ortak akıl arkadaşların ortak akıllı kullanırız. Ama tabii bizim e, yani karar verirken. Yalnız benim vermem değil tabii bizim aile mutlaka. Ama var. aile şirketi evet, olmanın olur. verdiği bir hız olduğu hep söylenir. Yani evet. büyük yapılar, kurumsallaşma i̇şte, bazen de hantallık derler. Hantallık getirirler. getiriyordu zaten. O büyüdükçe e, bizde büyüdük. de o hantallıklar devam oluyor tabii, olmuyor değil. Ama, Ama kararlar kararlar e, e, tabii ki e, e, yine aynı şekilde akıllı klima. Bu da mesela enteresan Yine bir şey. Yine arkadaşların tabii bunlar bir yani buluşudur. Yani uzaktan, uzaktan kumandayla. Uzaktan e, kumandayla. burada ve beraber çalışmışlardır. Türksel Türksel'le destekleme vermiştir. Ve bunlar hep işte bakın bir yeniliktir. Eğer biz e, şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye bakın ben burada hiç bir şey yapmayacağım ama araştırmayı geliştirmeyi daha çok bugünkü mesela e, AK Parti hükümeti kendi araştırmaya geliştirmeye epey bir destek veriyor. Bu yeterli midir? Kesinlikle değil. Yani bugün bakın Avrupa, bugün bir Philips'in Avrupa fonundan aldığı 2 milyar dolardır. Çok önemli bu. Biz bunu kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bakın biz Ama buna rağmen gelecek mi bilmiyorum evet, da. Evet, e, Siz söylemeden ben LED söyleyeyim. LED <laughs> var, ondan sonra insansız uçağımız var. Önemli. Evet, ona geleceğim zaten. Yani <laughs> bakın, e, insansız uçağı, ben yine arkadaşlar geldiler, e, dediler ki işte bugün... Ahmet Bey Ama ekibi baktım, gerçekten ekip de böyle o gençler pırıl pırıl, gözleri böyle pırıl pırıl çocuklar. Dildar Ahmet Bey böyle böyle bir teklif var, ee, savunma sanayi müşterilerinden. Evet. E, ve bunu bizim yaparız, biz bunu yaparız dediler. Bunda yapılmayacak bir şey yok. Ama 6 yıl, ne büyük sabrınız var. E, sabır, yani, sabrın herhalde. sonu selamettir. Ve bakın biz onu yaptık, uçurduk ve şu anda e, savunma sanayine bunu... Uçaklarımız inşallah bu 2012'nin başlarında bir tanesini teslim edeceğiz. 6 tane yapacağız. Ve bunun arkası devam edecek. Bugün her an uçaklarının... E, ...gördüğü vazifeyi bunlar da bunlar görüyor. Bunlar görecek evet. değil mi? İnşallah. Peki bu kadar uzun süren projelerde... ...bazen keşkeleriniz oluyor mu? yani keşke Valla keşkeleri dedim, girmeseydim diye. tabii bunu diye yani ...keşke dediğim bir yere gitmemiz mümkün değil. Bugün iş adamında her yerde... ...ben her şeyde de para kazanacağım... ...her şeyde de e, ben bundan büyük para kazanmam... ...diye böyle bir şey yoktur. Her ilgili risk, işte, risk almak mecburiyetindesin. Risk hiç hiçbir iş yoktur. Bakın insanın her zaman riskin üzerinde yürür. Şuradan gidersen... ...giderken merdivende de ayağını tutar, Peki sizin risk yönetiminiz nasıl? Riske bakış açınız? Yani tamam, zaten herhalde bu cesaretiniz, riski almanız, başarınızın da altındaki yine diğer unsurlar. Ama her riske girmezsiniz Size diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir gün, o gün bundan işte 8-10 sene önce bir siyasetçi, ben de tanımıyordum. Fabrika, Bursa'daki fabrikamızı geziyoruz. Ki... Dünyada ilk defa yapılmıştır. Günde 500 ton polyester iplik üretiyor. Bu hala da bugün fabrika üretiyor. Türkiye'nin %45 polyester ipliğini veriyoruz. Gizliyoruz. Bir bakan, e, sayın bakanımız da vardı. Gezerken şöyle bir baktı. Dedi ki akıllı işi değil dedi. <laughs> Dedim ki ben de orada bizim akıllı olduğumuz kim söyledi? <laughs> Şimdi iş adamı artık hani e, ben e, şöyle bir şey söyleyeyim artık risk almak e, bir yerde bizden de çıktı artık bu iş. Bir yerde e, büyüklüğe geldiniz. Artık yatırım yapar yapmazsanız var olduğunuz şeylerden de kalır, e, e, geri kalırsınız ve rekabetçi gücünüz kalmaz. Kalmaz. Peki bu bundan sonraki adımınız ne? E, madeni vallahi, soracağım ama adımlarımız var işte. Baden, yer altı Maden yeraltı madenlerine girdik. Bundan 5 sene önce yine geldiler. 5 seneden beri daha biz bu hala da araştırma geliştirme yapıyoruz ama tabii ki şu anda e, rezervleri tespit ettik ve şu anda büyük bir iş ama değil e, mi tabii yani ki bu, Manisa'da. Bakın, bu mesela ilk 500 milyon dolarlık bir yatırımdır. Ama bizim bu yaptığımız yatırım altını çizerek söylüyorum bakın altını çizerek biz çevreye düşünen çevreye düşünen bir grubuz ve e, bugün ben oradan şey yapmayacağım. Bugün fabrikalarımızda bugün Vestel City'de 1200 dönümdür. Bunun 400 dönümü e, aşağı yukarı yeşil alandır. Evet siz karbon protokolüne de imza evet, attınız bakın, zaten biz herhalde kendinizi Türkiye'de, bağladınız. Türkiye'de, Türkiye'de biz ilk bunu e, yapan, <laughs> karbonu yapan zorlu enerjidir Türkiye'de ilk ve e, biz burada da yine çevreyi düşünüyoruz kapalı sistem, rafineri sistemiyle beraber kuruyoruz gözetim altındasınız yani aslında. Tabii yani ya yaptığınız Zaten benim da. eğer biz bir taraftan bir yerden bir şey toplayıp bir tarafa yıkacaksak bizim orada işimiz yok. O zaman gelecekte sizi madende daha yani madende İnşallah, daha İnşallah Türkiye'de fazla de, bakın bunlar şey bakın buradan Türkiye istifade edecek. Senede 500 milyon dolarlık 2015 2016 yılında ihracat yapacağız ve bunun tamamı bakın yerli yeraltı kaynaklarımızı zenginleştirip hayata, geçirmek. hayata geçirip tamamını ihracat yapacağız. Ve biz çevreyi iyi bilen, ben çünkü yeşili çok seven bir kimliğim vardır. Bizim ee, şöyle söyleyeyim, bir Amerikalı Vestel'e geldi, böyle bahçe şeye baktıktan sonra dedi ki bana sordu, ben Türkiye'de miyim, gerçek burası Türkiye'm diye sordu. Ama o benim üretim yerlerinden haricinde bir de çevreyi verdiğimiz. Ve ben iki tane Amerikalı'dan dinledim bunu, bir de holding binasında bir helikopterimiz o gün geldi bize montaj için gelmişlerdi. Dedi ki ya dedi, bu kadar yani yeşiliye ne bu önem veriyorsunuz dedi. Bravo size dedi. Yani bizim çevreye olan şeyimiz işte bakın bu karbondan da şeydir. İlk Türkiye'de biz imzayı biz attık. Evet. Zorlu enerji olan. Dolayısıyla hakikaten dediğim gibi bir şekilde o imzayı atınca gözetim altında sürekli kesinlikle, tutulacaksınız. Kesinlikle. Ee, kriz e, vurmaya başladı mı? Yani küresel kriz tabii ki. Bakın ben son günlerde bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kriz 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 de kriz e, bugün Türkiye 2008'deki biliyorsunuz e, Sayın Başbakanımız o zaman da söyledi mi teyit teyit dedi demişti. herkes de şey yapmıştı. Şimdi Türkiye'nin bakın 2001'de almış olduğu bir kararlar vardı. Bu ve almış olduğu kararlar AK Parti hükümeti bunu harfiyen yerine getirdi. Daha iyisini yaptı. Ve Türkiye bugün baktığımız vakitte ben Türkiye ha dünyada kriz var bize bir şey olmaz deyip de geçemeyiz de. Ama bunu soracağım ha, aslında yani, geçemeyiz yani de. Böyle, izole Gece, böyle bir şey bir yok. Hayır, özel bir şey değil ama tedbir, yani, tabii yani tedbirle vuracak tabii bu şey değil. Ama ben şöyle şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin bakın bakın Avrupa'da her gün bir ülkeden bir ülkeye diyor bu ülke bunun kadar borcu var. Evet. Bu falan ülkenin bu kadar Doğru. borcu var. Bizim Türkiye olarak baktığımız vakitte milli hasılımız 750 milyar dolar. Türkiye'nin borcu 400 milyar dolar yüzde kırkı. Baktığınız vakit öbür ülkelerin arasında bizim çok iyi bir konumumuz var burada borçlanma yönünde. Ve borcumuz yani 100, bizim 100 liralık bir milli hasılamız var. 40 lirası efendim bizim borcumuz var. Bu normaldir. Ama sizi tanıyanlar bilir ki siz krizi seversiniz. Yani krizli ortamda. <laughs> Kriz yok. Krizi kimse sevmez. <laughs> yok. Krize, şey, yok. Krizi, şey, krizi, krizi, diye krizi, e, krizi kimse sevmez. Ama ben Türkiye yani bakıyorum şu andaki hükümetin aldığı kararlar, Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve biz eğer tedbiri elden bırakmazsak Türkiye'ye bu kriz vurmaz. Ama tedbirli olmamız lazım. Tedbirli olmak lazım. Tedbirli. Eğer tedbiri bıraktığınız vakitte ben şimdi mesela benim, benim şirketlerime bir şey olmaz. Böyle bir şey Bak, yok. Ben açıkça konuş, Çok dayaklar yedik o krizlerde. Biz de o 2001 krizinde çok büyük dayak yedik. Ama ondan sonraki krizlerde ben dayak yemedim. Niye dayak o yemedim? O gün tekstil o, miydi? Tek, yok 2001 krizinde hepsi tek, hiç hepsinde de bucam korkunç bir şekilde alsın. ne oldu? Ama biz o gün tedbirlerimizi aldık. Bakın ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi döviz diyorum ki döviz çıksın 1.80 oldu Ahmet Bey'in. Bugün zaten o dövizin buralarda daha yüksek seviyelerde olması lazım. Biz bak, e, ne yaptık? Biz borç yedik. Yani şey borç yedik mesela nasıl borç yedik? Şöyle bir şey. Türkiye eğer 1.80'ler civarında bakın 1000, 2001'de 1700 liraydı e, dolar. Yani 1.70 evet. diyelim. Şimdi 1.78. Şimdi arada baktığımız, baktığımız vakitte arada %20'lik bir fark var şu anda. 10 sene içerisinde benim Türk lira yüzde %10 değer kaybetmiş. Şey %20 değer kaybetmiş. Doğru. Ama bende enflasyon ne? Enflasyon %150. Ha tamam biz bunu oraya göre yapmayalım, şunu bunu şekilde yapmayalım ama şimdi biz paramızın değerlenmesiyle ithalata dönük bir yaptık. Üretmeden tüketmeye kalktık. <laughs> Sayın Başbakanımız diyor ki, mesela herkes onu yanlış anladı. Diyorlar ki işte, dedi ki işte araba ev alın. O dedi ki kardeşim sen kirada oturuyorsan, kirada Tasarlı oturuyorsan, ta, bakın git ev al, kira parasından öder gibi de evine, evin ev sahibi ol. Ben 25 yaşındayken evim olmadan araba almam dedim ve o sözümü de tuttum. Hatta ve hatta yani bir yazlığı da gidiyorsam eğer ben kira falan yazlık alacağım. yazlık aldıktan sonra eğer param varsa araba Arabayı alırım. Arabayı alacaksınız. Evet. Ve bu gerçek böyle olması lazım. Çünkü hesapsız, kitapsız harcama bir yerde her zaman sizi kötü yollara sürükler. Değil mi? Krizlere sürükler. Krizlere yani. Kötü yollarda evet. olur işte. <laughs> Çok çok teşekkür ediyorum teşekkür programa ederim. katıldığınız olun. için. Sizinle sohbet ederim. çok güzel ama ne yazık ki süremizin sonuna geldiğimizi öğreniyorum. Ee, başarılarınızın devamı diyemeyeceğim zaten e, tabii ki Devam. temenni ediyorum <laughs> ama yani bunu sizin için söylemek teşekkür zaten abdest çıkar oluyor. E, tekrar teşekkürler. Teşekkür başarı hikayeleri bu hafta bu şekilde noktalanıyor. Önümüzdeki hafta farklı bir başarı öyküsü hikayesiyle karşınızda olacağız. Efendim merhaba Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Başarı Hikayelerinde bu hafta Türkiye'nin ne diyeyim bilmiyorum gerçekten çok çok başarılı bir iş adamına bir patronunu konuk ediyorum Sayın Ahmet Zorlu Zorlu Holding'in ve farklı sektörlere yayılan bu yapının başında oturan kişi efendim hoş geldiniz. Ne Başka demek oldu. lazım bilmiyorum ama çok hani... teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, gerçekten farklı sektörlerde yani tekstille başlayan serüveniniz... sonra elektronik beyaz eşya, arkasından evet. bir finans yani evet. onu hatırlıyorum, herkes biliyor artık diyeceksiniz ama e, hızlı bir giriş, başarılı bir çıkış böyle demek lazım galiba. Başarı değil mi? Bir başarılı çıkış bir çıkıştı, mi? evet. değil miydi? Ee, tabii ki o gün için başarılı bir çıkıştı çünkü biz sıfırdan bir banka aldık. Özelleştirmeden isim aldık. Yani neyim? isim aldık. E, 270 şubeye çıkardık. İşte 3 milyar 250 milyon dolara yapımdan 5 sene, 5 sene önce sattık. Evet ki e, o zaman da çok Tabii ki başarılıydı. başarılıydı. Bizim e, yani her zaman Şöyle söyleyeyim, bir finans tecrübesi yok diye, bankada ne işi var dediler, işte şunu dediler ama... Demek biz, ki varmış, çok her, iyi. Izledim. Ekip arkadaşlarımızla iyi bir banka yarattık. Bugün de hala da Türkiye'nin en iyi bankalarından bir tanesi. Hatırlar mısın O kadar bankalar, mesela bir sürü bankaların battığı yerde biz... Büyüyerek çıktık. Çok haklısınız. Ben de tam onu söyleyecektim zaten. O dönemde hem banka batışları ne yazık ki vardı, hem satışlar vardı. Daha doğrusu satmak isteyenler fakat doğru fiyatlandırmayı bulamayan değil mi pek çok örnek yaşadık. Biz yakadık. şimdi bakın bizim yaptığımız her zaman e, hangi iş olursa olsun hangi iş olursa olsun yani biz kısa vadeli bir iş grubu olarak hiçbir zaman için düşünmedik düşünmeyiz de. Yani kısa vadeli işler her zaman İstanbul'da sona erer. ve biz o zaman mesela bütün bankaların e, el konuldu, battığı yerlerde biz grup olarak götürüp bankamızı sermaye artırımı yaptık. Doğru. Şimdi kimse o, o çünkü bizim kurumlarımız hepimizin bir evlatlarımızdır. Yani orada bu benim kendisinden mesuldür diyemez, diyemeyiz, diyemeyiz de. E, peki. peki Hatırlı hatırlamaz olur musunuz? İhalede e, bir fotoğrafınız çıktı. Aslında siz bir el hareketi yapıyordunuz. Sonra o kare e, enteresan bir şekilde <laughs> o, kare. o o şey karayolları. <laughs> karayolları ihalesinde, i̇halesinde. Evet. yani nasıl medyayla aranız? Ee, şimdi ben yok benim ama orada <gülüyor> <gülüyor> şimdi, Hiç onu şimdi, tamam yani. Onun o fotoğrafı da var bende büyütülmüş duruyor yani. Çünkü, çünkü şimdi orada bir e, yani gerçekten de ben o ihale olduktan sonra çok büyük mailler aldım. Efendim, Bugün zorlu center e, mesajlar olarak Mesajlar aldım evet. ve e, yani zorlu işte yabancılara kaptırmadı bu yeri aldı. Doğru. Diye çok herkes bizim almamızdan hatta ve hatta benim mesela zaman zaman benim geçen de bundan işte bir ay önce falan değildim bir bayan sağ olsun böyle iyi ki evladım siz aldınız buraya. Çünkü yabancılar bir almadı. Başka biri yani, yani ki öyle bir e, o tepkilen de mesela biz de orada çünkü yabancıyla yarışıyorduk. O bir sevinçti. <laughs> Ama o sevinç, nasıl bir sevmiş diye artık onu. <laughs> Hayır, Allah bilir siz bir şey. Tabi <laughs> tabi şey o yok, o böyle bir ayak, ama... mesela şey yaparken öyle tamam gibi bir şey evet, oldu. Evet, ama oynuyor dediler. <laughs> <Evet. gülüyor> ee, gerçi o da çok e, enteresan bir ihaleydi. Evet. Hiç arada Türkiye'nin Türkiye en, en büyük, değil mi? Avrupa'nın en büyük, yani e, bir e, arazi satışıydı şeydi Evet. Ve tabi sizin çok kararlı orada duruşunuzda... da. E, ...ilginç geldi... E, ...izleyen bütün herkese... Evet. E, ...çok uzun sürdü... E, ...sabrınızı... E, ...aslında deneyen bir proje oldu... ...diye düşünüyorum... ...şimdi tabii ki orada bir ihaleye girmişsin... ...o he ihalenin hem diyelim ki bir heyecanı var... ...bir stresi de var... ...yani orada artık siz kendinizi... ona kaptırıyorsunuz, her şeyi unutuyorsunuz... ...mesela benim ikinci bir ihaleye girişimdir... ...büyük ihalelerden... ...o e, bir... ...tüpraş ihalesi vardı. Bir de o en büyük ihaleden evet. bir tanesi oydu. Yani orada bir yerde geldiğiniz vakitte artık bir mesela... ...evdeki yaptığınız hesap çarşıya uymuyor. Yani orada bizim bir yere kadar 700 milyon dolara hatta 650 milyon 700 milyon dolara kadar maksimumdu. Ama oradan birden 100 milyon dolar arttı. Evet. Artık e, yapacak Nasıl tabii. Nasıl yani o anda ne hissediyorsun? Vallahi tabii ben her zaman şunu diyorum. Bir hayalim vardı, hayallerimiz vardı. O hayali gerçekleştirmek için artık o sonuna kadar gittik. Mesela şimdi belki de orada biraz daha onlar da bizim mesela son andaki rakibimiz bir yerde e, o son 700 milyondan sonra zaten koptu hep 1 milyon 2 milyon giderken 10 milyon 10 milyon gitmeye başladı. Son anda 30 milyon gitti. Yani 760'dan 790'a çıktı veyahut da 7, yani 10 10 gitti. E, şey biz dedik 799 dedi 800 800 deyince hayırlı olsun dediler. Biz de hayırlı olsun dedi kabul ettik. Bu da ayrı bir başarı. yani e, tabii ki her şeyi herhalde. mesela Heyecanlı ben o zaman da söyledim. Etmek. Bakın biz her zaman şunu e, düşünüyoruz grup olarak. Yani yapacaksan bizim bir sloganımız da var. En iyisini yap. Gideceksen en uzağa git, çıkacaksan en yükseğe çık. Biz her zaman ülkemize yaptığımız yatırımların ülkemize katma değeri olan ve ülkemize bir yerlere götürecek yatırımlar yapıyoruz ve yaptık bugüne kadar. Bundan sonra da yapacağız inşallah. Allah bize sağlık verirse. Mesela biz de bu gayrimenkulü aldım ihale. ...kazandığımız vakit ben ilk gün şu beyanatımı verdim basında... O ...hemen ihaleden çıktıktan sonra... ...dedim ki biz buraya öyle bir yapı yapacağız ki... ...asırlarca konuşulacak ve böyle bir yapı yapıyoruz... ...hem e, çevreye... ...hem de e, iyi bir eser... ...ve orada bir semt yapıyoruz... ...ve kimseyi de böyle rahatsız etmeyecek şekilde... ...ve de bakın orası 120 dönüm... ...yani, yani terklerinden beraber 120-115 dönümlük bir arazidir... Orada bizim 80 bin metrekare yeşil alanımız var. O Seni kadar çok ki çok heyecanlandırıyor değil mi? Ki tabii ki her, bizim her yatırımlarımız insanları heyecanlandırıyor. Yani niye heyecan? Çünkü bir yatırım yapıyorsun, bir eser kazandırıyorsun. Ülkene yatırım yapıyorsun. Ülkenin güzelleşmesine e, katkıda bulunuyorsun. Tabii ki yani mesela bir şey üretmeden yani tüketmek doğru bir şey değil. Üreteceksin mutlaka, ki mutlaka. yani bir şeyler biz bu ülkeye yaptığımız vakitte ben yurt dışına gittiğim seyahatlerde her zaman bakarım. Her güzel güzel şeyler yapıyorlar. Ben bundan iki ay önce Çin'e gittim. gittim. Ben şaşırdım, şaşırdım. Ya yani inan anlamda? ki o bakın güzelim yollarını yapmışlar. O havalan geldiğiniz vakitte muazzam bir e, terminal binası. E, efendim çıkıyorsun güzel bir yolların, yeşillikler, şehrin içine gidiyorsun temizlik, binaların güzelliği. E şehirciliği bakın önem vermişler. Bizim bakıyorsunuz geldiğiniz vakitte etrafınız gece konduyla. Biz böyle bir yerde biz e, globalleşen dünyada biz yerimizi nasıl alacağız? Aslında e, epey bir yol aldık galiba değil Tabii mi? Tabii ki işte Eskisiyle bakın bu her gün her da. gün her gün daha bugün mesela ben önüme bir şey geldi. Biz beş tane ödül aldık. Uluslararası ödül aldı o proje. Evet daha bir aslında <laughs> tamamlanmadan böyle ödüller alması. Ee, Uluslararası bakın proje bitti ve daha proje biter biz e, şey e, katıldık. Eee ilk bu ödül aldık. Şu ana kadar 5 tane orası e, ödül aldı. Bu yeni göz bebeğiniz mi Gayrimenkul sizin? Vallahi bizim Çok her e, yatırımlarımız söyledin. bizim göz bebeğimiz. Ee, yani ama... burada tabii ki ben bugüne kadar e, yani bu projelerle ilgilendiğim ve bu projeyi biz Türkiye'de ilk defa bakın daha önceki bütün e, şeylerdeki basın e, sözlerindeki hep bütün e, şey yaptım. Bizim bu yatırımımız yani gerçekten Türkiye için değerli bir yatırım. E değerli olacak Ve çünkü. Ve Türkiye'nin en büyük e, bugüne kadar yani bu kadar büyük bir yatırım yapılmamış özel sektör tarafından. 2,5 milyar dolarlık bir yatırımdır bu. En ünlü otellerden biriyle anlaştınız. Ya e, e, bakın biz burada o, her şeyin O onda ne siz, siz mi yani ne kadar içerisindesiniz bakın bu projenin? Bakın biz burada e, şimdi çok oteller talip oldular. Biz burada mesela 400 odalı, 450 odalı otel yapma bizim burada şeyimiz vardı ama biz düşündük ki daha buraya yani bizim e, İstanbul gibi bir dünyanın bir marka şehri, bir, güzel olacaksa bir şehir, boğazı olsun. olan olacaksa gene en iyisi olsun dedik. Dünyanın e, sayılı eee Otel zincirlerinde Rafs'ı seçtik. Rafs'ı seçtiniz. Şimdi en küçük oda 65 metrekare. 60 mi? metrekare. 60 100 metrekare. 80, 100, Ay 60, 120. <laughs> 60 metrekare bizim için Ama, e, şey e, bir ev aslında. E, doğru. E tabii bunlar da çok büyük bir zenginlik de gerekecek Kesinlikle, bu otelde kalmak e, için. Bakın, Türkiye'de ne kadar e, zengin. E, Türkiye'de değil biz bakın yalnız Türkiye için oynarsanız e, olmaz. Siz dünyaya açık oynayacaksınız. Yani demin de söyledim küreselleşen dünyada dünya ne yapıyor ...onu bakacaksınız. Gene sizin cümlenize gideceksen en uzun mesafe. Evet biz çıkacaksan burada biz en bunu güzel. yapmaya çalıştık. Çünkü bakın bugün yurt dışından biz ucu yalnız ucuz yani şey turist değil. Yani böyle iyi turistler... bakın şimdi şu anda İstanbul'da o da otellerde yer bulamıyorsunuz evet. zaman zaman. Ee, Doğru. bugün yani gelen iş adamı gelen bir, zengin bir iş adamı konferansa gelmiş veyahut da, e, bir e, tatile gelmiş ...iyi bir yer yatacak yer arar. Şimdi siz eski köye yeni adet de getiriyorsunuz. Girdikçe yeni yerlere aslına bakarsanız evet. burayı da e, yani tabii dedikodu biraz da evet. böyle konuşacak olursak e, müthiş fiyatlara pazarlıyorsunuz diyor. Herkes hop oturdu hop kalktı dedi ki nasıl olur böyle bu kadar büyük primlerle. ama oluyor galiba. Yani e, primlerle onda da değil, değil ama biz bakın işte demin de söyledim ki... biz bugün e, Türkiye'de olmayan bir şey yapıyoruz yine kalitesiyle... Nasıl cesaret rahat... ediyorsunuz bütün bunları bakın, yaparken? Kaliteli bir şey yaptıktan sonra bundan hiç korkmayacaksınız. Ve e, gelen müşterilerimiz beni teşekkür de ediyorlar. Ben zaman zaman görüyorlar. Ben de gördüğüm vakitte geliyorlar. Sizi çok sık edeyim. görüyorlarmış ee, orada doğru mu? Yani ben e, şöyle söyleyeyim. Ben haftada iki gün falan uğruyorum öğleden sonraları falan. E, şimdi diyorlar ki anne sizin yapacağınızda hiç şüphemiz yok. Nasıl yapacağınızı çok iyi biliyoruz. Biz, biz size güveniyoruz diyorlar zaten. E bu çok önemli bir şey bakın. Evet. İtibar çok önemli. Hele bir de e. sizi gördüklerinde Ve herhalde. Ve biz burada bakın ben size ufak bir şey vereceğim. Biz burada dışarıdaki bütün cephelerde mermer, bir kısmında ahşap görünümlü şey vardı. Mermer kullandık. Ve İtalya'da özel yapılmış. Diyeceksin ki yerli mermer yok muydu? Ama çünkü cephelerde kullanılan bir mermer de özel yapılan. Ve buradaki bu mermeri e, biz e, şey yaparak renk garantisi istedim. Dedim ki renk garantisi isteyin. Şaşırdı İtalya. Öyle de detaylardasınız yani. Yani ya detaylar derken ben şimdi çünkü ileride yaptığınız vakit bir bu yüz eskime meselesi lazım. Evet. Yani şimdi e, Mimar Sinan ne yapmış? Temeli atmış. Kaç sene ortadan kaybolmuş? 10 sene mi? Herhalde. Ha, bir kaybolmuş. Bunun <laughs> şeyi vardır. <laughs> Ve niçin? Sağlam bir şey yapmak için. Ben de şimdi ileride biz diyoruz ki bir eser bırakacağız bu ülkeye. O zaman bütün. Yani bir bütünüyle düşünmek. Bütünüyle neylesiniz? düşünmek. Eğer lazım. bir şeyi detayları düşünmezseniz o zaman bir yere varmanız mümkün değil. Ama tabii şimdi bizi izleyenler sizin bu detayınızı aslında sizin... İş iş hayatına girdiğiniz andan itibaren olduğunu belki pek çok röportajda okuyan okumuş hatırlayan hatırlıyordur ama evet. sizin herhalde başarınızın önemli bir yanı da detaylarda gizli. Kesinlikle. Ben ee... ar evet. Arkadaşlar <laughs> dedim ki arkadaşlar bakın şey yaparken her şey detaydadır. Yani her şey şu detaylıdır. tekstille e, başlayacak detayı, olsa detayı detayı bak e, şimdi detayı siz eğer incelemezseniz, detaylara bakmazsanız ne yaparsanız yapın, yap bir ürün yapın, televizyon yapın, buzdolabı yapın, çarşaf yapın, gömlek yapın, elbise yapın. Ne yaparsanız yapın. Yani iş detaylıdır. Yani çok affedersiniz. Bir e, kofere gidiyorsunuz, o kadar ince bakıyorsunuz, değil mi? Evet. Niye? Bir tane bir e, sin teleşi olsa şöyle düzeltiyorsunuz. Ama kötü olmasın diye. işte yaptığınız ürün de olmasın. Doğru. Lazım. Her ne olursa, bu bina olabilir, efendim bir cihaz olabilir. Her ne olursa olsun. Peki, Ahmet Bey çok merak ettiğim bir şey var detaylarda aslında gizli başarı ya da güzellik ama sizin geldiğiniz bu noktada şimdi düşünüyorum da eski haberleri karıştırırken de buldum. Yani detayınız mesela 2.20'lik nevresim yokmuş siz girmiş yapmışsınız ve gerçekten iyi kazançlar elde edilmiş. Yine bir başkası televizyonların üzerine örtü. <laughs> Doğru değil şimdi mi? Şimdi bakın e, şimdi dediğimiz gibi bakın o yeniliktir onlar. Bütün yeniliktir. Şu anda da bakın bütün yenilik, 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 inovasyon dediğimiz. Evet. Ben her zaman ne yaptım? Kimsenin yapmadığını yapmaya çalıştım. Kimsenin. Hani ben e, mesela efendim şu bardağı birisi yapmış ya ben de bunu değil. Bu bardağın başka bir e, versiyonunu yapmak, daha güzelini yapmak, daha iyisini yapmak. Yani ben bu bardağı yapayım biraz ucuz vereyim. Biraz ucuz vereyim efendim ben daha çok satarım değil. iyisini yapayım. Yine de ben bakın onun fiyatlarından daha yüksel satayım ama kaliteli vereyim ki bana müşteri bir daha gelsin. Peki, şunu sormak istiyorum aslında, evet. tekrar döneceğim bu detaya. Yani hakikaten keşke hepimiz detaylara sizin kadar sadık olabilsek. Mesela. Ama şu noktada tekstil dedik arkasından e, beyaz eşya elektronik, elektronik dedik. Elektronik. Efendim işte enerjiye daha giremedik dem evet. diyemedik. Gayrimenkulden söz ettik ama bu kadar büyüyünce detayda detayı görebilmek tepedeki kişi olarak. Artık herhalde imkansızlaşıyor değil Hepsini mi? Hepsini de tabii kontrol etmem mümkün değil ama verilecek bazı önemli kararlar vardır. Arkadaşlara dersin ki böyle böyle bak bunlar 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 olması lazım. Mesela şimdi tabii ki biz bunu her detaya girme mümkün, mümkün değil. Ben değil, iman, ama mümkün değil. değil. Ama yani mama mermere giriyorsunuz. bir mesela bir e, artık bir bizim böyle bir e, anayasamız var artık neyin ne olduğunun yapılması gerektiğini. Tamam Bunu arkadaşların hepsi de bilirler her ne yapılırsa işin düzgünü yapacak. Fabrika efendim bu gelen depo mal düzgün duracaksa düzgün duracak. Efendim bantlardaki malların böyle dur bunun bir anayasası var zaten artık. O oturdu. Şu anda ben mesela verseli aldığım vakitte inanın ayaklarımın altını toplardı. O depolarını gezmekten çünkü insanlarda onu 10 on senede zor otutturdum. Yani o bir kültürü oturturmak kolay bir şey değildir disiplininiz hala söze edilen e, disiplinsiz <laughs> bir yer bakın <laughs> disiplinsiz hiçbir da. şey olmaz. Yani, disiplinsiz hiçbir şey olmaz. Peki e, bu detay e, aslında yine sizin bir sözünüz. Hani siz e, işin çıraklığını yapmayan e, kişi patronu patron, evet yapan patronun Üçünün, alını, evet yapamaz, yapamaz, yapamaz. diyorsunuz. Evet. Ki hak veriyorum. Ama yani tekstildeki işin çıraklığıyla artık bugün geldiğiniz ve bu kadar dağılan şeyde bunu nasıl muhafaza edebiliyorsunuz? Bu bir heyecan mıdır? Bu bir e, azim midir? Nedir? Bakın heyecansız bir şey olmaz. Ben her zaman arkadaşlarıma şunu söylerim. Derim ki işinizi seveceksiniz, aşık olacaksınız, sevdalı olacaksınız. Bak çok önemlidir bu. İşini sevmediğin bir şeyi yapabilir misin? Sevmediğin bir yemeği seveceksin. Yemeyiz tabii ha. ki. i̇şte işini seveceksin. Bu öğrenilebilir değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle bakın biz aileden bizim bu bir yerde rahmetli babam da her zaman derim ki ben şunu söylerim. Beni babam aileden çok büyük bir servet kaldı. Ne serveti kaldı? Hiçbir şey kalmadı. Ama bir kültür serveti kaldı. Çalışma, çalışma üzerine çalışma aslında galiba. Ve yapacaksan işte en iyisini yapma. Benim rahmetli babam o kadar titizdi ki böyle balya yapılırdı. Balyadaki o malların böyle bir tarafta şey oldu. Balya yapan adama hemen masasından bir fatura keserdi böyle. Giderdi, giderdi bu böyle konmaz. Malı satmış, müşteriye satmış gidecek. Ama müşterinin malı da eline temiz gitsin. Ben ilk ihracatımı yaptığım zaman, dediler ki bir aracı firma var, Irak'a ihracat yapıyoruz, o gün için 400 bin dolar, 79 senesi, çok büyük bir miktar. Ve o aracı kişiler de yani komisyon alıyorlar ama onlar müşteri kontağını onlar kurdular. Ve dediler ki size bir ziyarete geleceğiz. Bir kollere bakmak istiyoruz. Ya ben şimdi dedim neye bakmak istiyorlar acaba? Ama bizim kollerde yapılmış böyle gıcır gıcır tertemiz. Adam böyle bakıyor hiç ses çıkmıyor. Böyle geziyor geziyor bakıyor. Şöyle durdu. Böyle diyor. Ediyor böyle. <laughs> Allah dedim e, ya, beğenmedi bu. Ben yıkıldım fela felaket oldum. Ve döndü. Dedi kardeşim dedi çok teşekkür ederim dedi. Ben böyle bir şey görmedim dedi. Siz hala bilmiyorsunuz ama neye Ha şekil. böyle bir şey görmedim dedi. Böyle bir düzgünlük, böyle bir düzgün koli ambalaj yapılmaz ya dedi. Siz dedi, bunu kim yani bana yaptı bunu kim şey yaptı dedi. dedi bu bizim görevimiz kardeş. Bana kimse öğretmedi onu. Ben mesela e, tır yüklendi bundan işte 25 sene önce falan. Ben tırın üzerine çıkardım, tırın üzerine tırın kasasına bakardım altında yani kırda e, tırda delik var mı? Alttan e, benim başıma geldi çünkü tır yüklendi. Geldi, müşteri diyor ki bizim kollarının yarısı kadar ıslanmış. Üstü ıslak değil, altı ıslak. Yolda giderken? Yolda giderken. Tırın delikleri varmış kasada. İşte bu Yağmur yağ Deneyim işte. Hani ne derler ya, damdan düşen her şeyi bilir. <laughs> <laughs> evet, doğru söylüyorsunuz. Peki, e, eskiden e, böyle bir günde iki fabrika falan gezdiğiniz... E, şimdi, şimdi yapabiliyor musunuz yapıyorum. böyle? Yani gene her yerde misiniz? Aslında her yerdesiniz. Bunu nasıl beceriyorsunuz diye benim size sormam lazım. Nasıl başarıyorsunuz? Basın toplantısında yerinizi eğer gerekiyorsa alıyorsunuz. Bayi toplantısında alıyorsunuz. Fabrika gezerken alıyorsunuz. Ee, i̇nşaata, gayrimenkul... Şimdi galimekre... artık hepsinde bütün fabrikaları mesela <laughs> yapamıyorum ama... ...mesela her hafta <laughs> Manisa'dayım. Her hafta? Ayda bir fabrikaların tamamını dolaşırım şimdi. İki, yedi fabrikadan, 8 fabrikadan oluşuyor Vestel... 7 tanesi şeyin içerisinde, şimdi sayısını da biraz şey yapmıyorum ama <laughs> 7-8 tanesi Vestel sitenin içinde. Bir tane de elektronik var eski elektronik. Ayda bir kere hepsinde dolaşıyorum. Nedir yani ayda bir kere dolaşırım. Orada sizin gördüm şöyle dolaşırım. Yani? yani bir, yani, bir de hem şey. de arkadaşları görmüş oluyorsun. Fabrika müdürlerini görüyorsun. Onlardan konuşuyorsun mesela. Ayak böyle dolaşırım. dolaşırken dolaşırım onlar da. Müdür dışındakileri de konuşur musunuz? Yani hem hani çalışanlar kolay. sizinle tabii, konuşabilirler tabii, mi? Tabii tabii Gelip bir şey söyleyebilirler tabii, mi? Tabii her zaman. Benim bakın hala da toplantıların haricinde eğer toplantım varsa toplantılarma odamın kapısı açıktır. Ve derim ki bütün genel Gelebilirler, müdürlerim de, müdürlerim de söylerim ki kapılarınız açık kapılar kapalı kapılar arkasında olmayacaksınız. Herkes size ulaşabilecek. Çok güzel. Ee, Ahmet Bey izin verirseniz kısa bir reklam arasına girip Tabii. ondan sonra tekrar sohbetimize Tabii. devam edelim. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.